Evet, şu an üstümü başımı düzelttim de kızların gelmesi lazımdı. Ses hala gelmediler. Bence gelmek üzerelerdir. Sen hazır mısın? Gördüğünüz gibi hazırım. Onlar için süslendim. Şule'cim, saçların muhteşem olmuş. Bu modeli ilk kez görüyorum. Bir anlamı var mı? Değişik bir şey olsun istedim. Biraz çıkıp duruyor. Bunun gazabına uğruyorum bugün. Ama kızlar için böyle bir şey yapmak istedim. Sürekli aynı şeyleri gördükleri için... Bu biraz gözlerine değişik gelecek. Onların pek alışık olmadığı bir model. Evet Şule, derin bir nefes al ve kapıyı aç bakalım. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Bizi içeri davet etmeyecek misin? Hoş bakalım. Geldiniz dedim ya. Yüzüm ne oldu öyle? Sizin için değişik bir saç modeli yapmak istedim. Evinizde kurutma makinesi patlamış gibi olmuş. Bugün çok güzel bir gün olacak. Haftanın gelinleri salonda yerlerini alırken hadi beni takip edin, evi etraflıca gezelim. Şule gelin spor tarzdaki salonunda lacivert ve ekru tonlarına yer vermiş. Dar ve uzun formdaki mutfakta hakim renkler abanoz ve beyaz. Burası da yatak odası. Yatak odasında country stili mobilyalar spor tarzla birleştirilmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Şule Ekşi. Sizin de isimlerinizi alabilir miyim? Ben İrem. Ben Hacer. Zehra. Ben de Gaye. Yeni bir haftanın ilk gününde Şule'nin misafirleriyiz. Ev sahibimiz bizi çok farklı bir saç modeliyle karşıladı. Şule'cim, bu modele esinlendiğin biri var mı? Ben sosyal medyada gördüm siz. Ben de yapmak istedim farklılık olsun diye. Ben çok yakıştıramadım. Ben çok beğendim. Çok tatlı olmuş bence. Bu motife dokunabilir miyim? Hayır. Dokunuyorum. Dikkate yani, sokabilir. Sokabilir. Çıngıraklı mı? Hayır, senin kadar olmasa da sakin. Tamam da bismillah, daha kapıdan yeni girdik. Sen hemen bizi sokmaya mı başladın? Yani ne olacağı belli olmaz. Daha yeni gelmişken böyle davranman hiç hoş değil. Beğenmedim tavrını. Yani sadece benzetme yaptım ben. Yani yılan mı dedim sadece, beni sok diye onu söylemedim. Zehra'ya olan bu davranışını hiç hoş bulmadım. Çünkü daha yeni gelmişti. Kız sadece bir şey sormuştu ve onu çok ters bir şekilde cevapladı. Bence misafirperverliği de bu konudan çok zayıftı. Kızlar, ben size bir yarışmada olduğumuzu hatırlatmak istedim. Bunu isterseniz diş göstermek olarak algılayabilirsiniz. Böyle davrandığın için ben de yorumları ona göre yapacağım. Sen bilirsin, pek de umurumda değil. Daha gelir gelmez bu misafirperverliğin hoş bir davranış mı sence? Yani şimdiden kendini belli ettin bence. Biraz kilitlendin gibi sanki, konuşamıyorsun. Sizi görünce kal geldi, o yüzden tutuldum kızlar. Yani bizi gören kim olsa tutulur, sen de haklısın, doğru. Çok haklısın, hak veriyorum. Tabii ki çok doğru söylüyorsun. Peki ne kadar iddialısın bu yarışmada? Onu sonra görürsünüz. Yani şimdi söylesen? Neyi söyleyebilirim ki? Tam evine güvenmiyor musun? Evine güveniyorum. Güvenmiyor musun? Dekorasyonuna güveniyorum. Güveniyor musun? Siz adaletsiz davranırsanız. Yani adaletimizden bence şüphe etme ama sen kendinden emin değilsin gibi. Yok, ben kendimden gayet eminim. 100 bin lirayı hak ediyor mu senin evin? Bence benim evim 100 bin lirayı hak ediyor. Göreceğiz evini de, sunumunu da, her şeyine bakacağız. Neyse, başka bir şey sorayım. Hamile misin bu arada? Evet, hamileyim. Kaç aylık? 4 aylık hamileyim. Maşallah. Çocuğun başlasın. Maşallah. Teşekkür ederim. Hayır, ikinci çocuğum. Zor olmayacak mı? Diğeri kaç yaşında? Hayır, 11 aylık isteyerek yaptım. Ha, birlikte büyüsünler diye. Evet. Cinsiyeti belli oldu mu? Hayır, olmadı. Bekliyoruz. Yani karnına şu anda buradan baktığımda biraz düşük görüyorum. Hani düşük böyle karnında olanlar erkek çocuk daha çok olur. Bir ayağa kalkabilir misin senin? Belki tabii oturduğun ki için yanlış görüyor olabilirim. İlk çocuğum sezaryen olduğu için zaten sezaryen göbeğim var. Yani biraz da onunla alakalı da olabilir. Normal olmuş olsaydı ben de bir fikirde bulunabilirdim ama şu an bulamıyorum. Anladım. Tamam. Teşekkür ederim. Oturabilirsin. Rica ederim. Şule, Allah analı babalı büyütsün. Yuvanda eşinle ve çocuklarınla mutluluklar diliyorum. Gelinlerimiz sana ev hediyesi getirdiler. Ne olduğunu çok merak ediyorum. Sürpriz. Açıyorum. Güzel nevresim takımı mı aldınız? Beğendin mi? Evet, çok güzel. Güle güle kullan. Odamda beyaz, bunu günlük kullanabilirim. Çok tatlıymış, çok zarif ve çok sıcak duruyor. İyi günlerde kullan. Teşekkür ederim. Kullandıkça bizi hatırla. Tabii ki hatırlarım. Zaten nevresim takımını sürekli değişen bir insanım, çok titizim. Bunu seve seve kullanırım.
gibi kızlarımızı hatırlarım ben bununla. Hanımlar, bildiğiniz gibi ilk gün haftanın ödüllü oyununu belirliyoruz. Şule'cim, bu görev ev sahibi olarak senin. Gaye, soru fanusumuzu Şule'ye uzatır mısın lütfen? Şöyle takdim edeyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şule, ev sahibimiz olarak içinden hangi renk geliyorsa onu çek bakalım. Çekiyorum. Merakla bekliyoruz. Ben de çok meraklıyım şu an. Ne çıktı? Nar tanesi, nur tanesi, hangi gelin bil tanesi. Nar mı ayıklayacağız? Evet, nar ayıklama oyunu. Nar ayıklama. Merak etmeyin hanımlar, oyunumuzun tüm kurallarını birazdan açıklayacağım. Ama öncesinde ev sahibimizin sunumu var. Şule bizim için neler hazırladı, ben çok merak ediyorum. Şimdi ben size kalkıp ikramlarımı getireyim. Hediyemi de alayım. Karşılamasını çok zayıf buldum. Bence kendine özgü bir şeyler katıp daha güzel bir karşılama yapabilirdi. Çünkü haftanın ilk günüydü. Çok zayıf buldum.